Son zamanlarda insanların köy yaşantısına merakları var ya, bizim ilçemizde şehir hayatını köyde yaşayabilirler. İnsanları davet ederim, dışarıdan insanlar gelebilirler, misafirperlerimizi görebilirler. Buranın yaprak sarması iyi, mantısı iyi ama bir şeyden avrat yok ya. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak İncesu'dayız ve İncesu halkına sizce insanlar buraya neden gelmeli, burada nereleri görmeli ve neler tatmalı diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sizce vatandaşlar İncesu'ya neden gelmeli? Valla tarihe serdirken kervansaray var, camiler var, hamam var. Oraları gezebilir, fazla da gezecek yeri yok yani burada. Peki burada ne yiyebilirler? İncesu'ya özgü neler var? İncesu'ya özgü hani... Buranın yaprak sarması iyi, mantısı iyi ama bir şeyden avrat yok ya. Bir şeyden avrat yok, bitti gayri. Peki siz seviyor musunuz burayı? Memleketim, seviyorum. İnsanları davet eder misiniz? Ederim. Ben şahsi ederim yani. Seyir tepesi var burada, oturup çay kahve içebileceğiniz yer. Marinamız var, güzel sahil kenarı diyebileceğimiz. Burada Kara Mustafa Paşa Hanı var. Orada oturup dinlenebilirler. Ne bileyim, daha sayamayacağım bir sürü güzellikleri var. Peki neler yiyebilirler burada? Burada yemek olarak her şey var. Kahvaltıdan tutun da pide, lahmacun, efendim develi cibuklusu diye bir pideleri var bunların, meşhur buranın. Sulu yemek lokantaları, ızgara lokantası var burada. Seviyor musunuz İncesu'yu? Yani evet. Evet, olduğu kadar. Peki küçük insanları bir yer burası. Davet eder misiniz? Tabii ki evet. Görülebilecek yerleri, değer yerleri var tabii ki. Gelince gidilecek en güzel yerlerinden bir tanesi hemen şu arkanızda görünen kervansaray. Ondan sonra daha sonra dağlar olabilir, ovalar olabilir, gezilebilir. Artı şurada baraj yolu dediğimiz yer var. Yeni yapılan başkanımızın, ilmek başkanımızın yapmış olduğu marina var. Orası çok güzel. Hem dinlenme amaçlı hem baraj kenarı ve suyun olduğu doğal ve güzel bir ortam. Oralara gidilebilir. Peki buraya özgü yemekler var mı? Buraya özgü yemekler daha önce suya gelen biri neler yiyebilir? Yani normal lokanta haricinde mi, ev yemekleri mi? Buraya İncesu denince ne gelir akla yemek olarak? Akla yemek olarak ne gelir muhtarım? Yani normal bulgur pilav olabilir. Yani en çok giden burada nohut, fasulye, bu tür şeyler ve normal Kayseri mantısı. Peki siz seviyor musunuz burayı? Burayı seviyorum, burada yaşıyorum. İnsanları da seviyorum. Çünkü esnafım, insanları davet ederim. Dışarıdan insanlar gelebilirler, misafirperlerimizi görebilirler. Buraya gelirlerse de hani sıcak, burada leblebi fıstık falan kavuruyoruz. Yani bunu da yapabiliriz. Bundan da hiç endişeler olmasın. Burada biliyorsun, burada bizim kalma Ermenilerden bir tane güzel bir kilisemiz var yani. Şimdilik de tamir yapıyorlar. Bir tane o var değerli yani. Burada zaten han, hamam, cami, merzbanlı Kara Mustafa yapmış. Çekmiş gitmiş. Buraya da geliyorlar. Bazen gelen olursa geliyor. Peki burada ne yiyebilirler? Neler yiyebilirler burada? Burada yani kuvvetli şekilde bir tane meşhur olan İncesu'nun bir şey var mı? Bence yok. Vatandaşlar İncesu'ya niye gelmeli? İlçemiz 1200'lü yıllardan beri kaza, ilçe. Tarihi mekanlarımız var, Rum yerleşim merkezlerimiz var, kilisemiz var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ilçemize bahşettiği bir külliye var. Görmeleri gereken yerler burası. Gerçekten de İncesu iyi bir ilçe. Şunu söyleyebiliriz, son zamanlarda insanların köy yaşantısına merakları var ya, bizim ilçemizde şehir hayatını köyde yaşayabilirler. Peki burada neler yiyebilirler? Burada yöremize özgün, ilçemize has, ilçemize özgün özel bir yemeğimiz yok. Kayseri mutfağının genel, ilçemizde de yenir, içilir. Peki insanları buraya davet eder misiniz? Kesinlikle. Ne söylersiniz? İlçemiz gelişmekte olan bir ilçe. Kesinlikle gelmelerini, görmelerini isteriz. Yaşamımız çok kaliteli. Mesela benim Kayseri'de de evim var. Orayla kıyasladığım zaman buradaki yaşam çok farklı. Bir görmelerini isterim. Kesinlikle. Sizce vatandaşlar İncesu'ya neden gelmeli? Alışverişe gelmeli. Nereleri gezebilirler? Gezecek yer kervansarayımız var. Marina var. Var bazı yerler. Peki buraya özgü yemekler var mı? Kıymalımız var marinada. Seviyor musunuz burayı? Seviyoruz evet. İnsanları davet eder misiniz? Ederiz. Ne söylersiniz? Davet ederiz basbayağı. Sizce vatandaşlar İncesu'ya neden gelmeli?
çarşıda ihtiyaç için gelmeli. Nereleri gezebilir? Nasıl? Nereleri gezebilirler? Nereye çarşı, başka nereye gezecek İncesu'nun içinde? Zaten köy, çevre köylerden geliyorlar. Peki buraya özgü yemekler var mı? Var. Neler? Kıymalısı var, lahmacunu var. Memnun musunuz İncesu'dan? Memnunum. Vatandaşları davet eder misiniz? Tabii, denk geldikçe davet ederiz.